Herkese günaydın, iyi sabahlar. Çok uzun bir video olmayacak herhalde çünkü laf kalabalığı yapacak çok fazla bir şey yok. Kısa gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Endeksler tarafına baktığımızda önceki videoda konuştuğumuz tarzda bir hareket oldu. 50 günlük ortalamalarına geldiler. Oradan sert bir tepki verdiğini gördük. Ardından da bir geri dönüş hareketiyle Nasdaq tekrar 50 günlük ortalamasını test ediyor. S&P tarafına baktığımızda biraz daha kuvvetli ama zaten yukarı hareket Nasdaq öncülüğünde olduğu için S&P'nin biraz daha kuvvetli olduğunu çok da şaşırmamak lazım diye düşünüyorum. Muhtemelen 50 günlük ortalama kırılacaktır. Burada tabii yapılması gereken short pozisyonları şu civarlardan konuştuk. Dolayısıyla stopları biraz aşağıya çekerek beklemek veya 50 günlük ortalama kırıldığında hareket 3250'lere doğru devam edeceğinden dolayı pozisyonları biraz daha arttırmak olabilir. Bugün baktığımız zaman enflasyon verisi geliyor. Tabii şimdi bu veriyi farklı değerlendirmek lazım olacak artık. Kuvvetli, iyi bir veri gelirse, içeriği kaliteli bir veri gelirse bir toparlanma olduğunu, insanların harcadığını veya fiyatlama gücünün geri geldiğini, dediğim gibi detaylarına bakmak lazım bunun, söyleyebiliriz. Zayıf bir veri geldiğinde ise akıllara Fed gelecek. Dolayısıyla pek çok veride olduğu gibi burada da bir asimetrik düşünce tarzı oluşturmamız gerekecek. Eskiden kuvvetleniyor, acaba Fed ne düşünür bu konuda derdik. Şimdi kuvvetleniyor. Fed bundan hoşnut, daha da kuvvetlenmesine izin verecek şekilde düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta FOMC toplantısı var. Tabii detaylı bir not orada ayrıca gezeceğim ama her zaman söylüyorum, Fed'in enflasyon gelmesi durumunda ne yapmayacağını, yapacağını veya yapmayacağını biliyoruz. Ama enflasyonu nasıl getirecek, enflasyonun dinamikleri ne olacak? Bunlar tabii Fed'in kontrolünde değil. Bunu geçtiğimiz 10 yıl içinde gördük. Diğer merkez bankaları özelinde daha da uzun bir vadede gördük. Dolayısıyla hemen ki piyasa o trade'den vazgeçti gözüküyor. Enflasyon geliyor çünkü Powell böyleydi düşüncesi çok doğru değil. Biraz daha temkinli yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Amerika'daki zayıf kapanışa rağmen Asya tarafı çok da kötü değil. Görüyorsunuz hafif eksiler, hafif artılar şeklinde gidiyoruz. Dolayısıyla piyasada bir Amerika baskısı şu an itibariyle yok. Euro tarafına gelelim. Euro tarafı tabii ECB toplantısı burada ciddi anlamda etkili oldu. ECB'nin şurada açıklaması, bir saniye için hemen dün paylaştığım nota geçmek istiyorum. Şimdi ECB tabii öncelikle büyüme beklentilerini vesaire açıkladı, bunları upgrade etmiş. Enflasyona etkisini ise yakından takip edeceğini söyledi. Yani proaktif davranmayacak. Etkisinin ne olacağını aslında biliyoruz. Sonuç itibariyle %10'luk ticaret bazlı bir artış, değerinde artış 0,3 0,4 civarında enflasyonda düşüş endeksi oluyor. Önümüzde ondan sonraki 2 yılda takip eden 2 yılda. Dolayısıyla burada etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz değil ama ECB proaktif olmayacağım. İsterseniz gidin euroyu alın, müdahale etmeyeceğim bir süre için demiş oldu. Bu tabii euro pozitif bir açıklama ama her zaman söylüyorum piyasa koşulları içinde açıklamayı değerlendirmemiz gerekiyor. Nitekim dün de açıklamadan sonra attığım nokta kırılma için Euro'da fazla long pozisyon olduğundan bahsetmiştim. Şimdi tekrar buradan izninizle piyasaya geri dönelim. Görüyorsunuz 1.19'a çıktı. Orada bir heyecan yaşandı. Yatırımcılardan mailler, telefonlar geldi. Ama gelsin geri Amerika seansı itibariyle hareketin tamamını geri vermiş olduk. Burada tekrar söylüyorum, Euro negatif bir açıklama olduğundan geri gelmedik. Zaten pozisyonlar çok long olduğundan geri geldik. Dolayısıyla biraz bir rahatlama olduktan sonra tekrar 1.19'un kırılma ihtimali gündeme gelecektir. Şunu da unutmamak lazım. ECB'nin söyleyebileceği fazla bir şey de yok. Yani ben kurun değer kazanmasını istemiyorum tabii ki diyebilir ama buna nasıl müdahale edecek? Yani Amerika gibi açık bir piyasadan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük
ticaret bloğundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir de Amerika ile uğraşacaksınız. Ben 1.20'nin üzerine çıkmasına izin vermeyeceğim tarzı bir açıklama. Zaten politik, ekonomik olarak çok mümkün değil. Ama bunun getireceği komplikasyonlar da var. O yüzden söylediğimi çok da abartmamak lazım. İşte müdahale etmeyecek, evet. Proaktif davranmayacak, evet. Ama alternatifleri de çok fazla bence yok zaten. Buna ek olarak tabii son dönemde hareketli olan taraf pound tarafı aslında isterseniz. Bu taraftaki gelişmeyi de biliyorsunuz. Brexit kavgası, hatta üzerinde anlaştığımız metne uyarım uymam tah şeklinde bir tartışma da geçiyor burada. Ay sonuna kadar verilen bir süre var Boris Johnson'a. Açıkçası bu konudaki piyasa yaklaşımına baktığınızda daha az negatif olduğunu söyleyebiliriz öncekilere oranla. Piyasa eskisi kadar panik değil. Eskiden daha sert şekillerde panik oluyordu. Şu anda da tabii dönüp baktığımızda bir tedirginlik olduğunu fiyatlamada görüyoruz. Hem opsiyon tarafındaki fiyatlamalarda görebiliyoruz. Hem de zaten paritenin kendisinde görüyoruz. Ama şuradaki daha önceki vakalara baktığınızda daha az bir düşüş var. Dolayısıyla 200 günlük ortalamasına da gelmiş vaziyetteyiz. Burada bir çözüm geleceğini düşünüyorsanız, ki son bütün olaylarda bir çözüm geldi, 200 günlük ortalama alım yapmak için uygun yerler. Hele ki işte Fed doların perişan olmasına izin verecek düşüncesini taşıyorsanız, önümüzdeki haftada dolar pozitif açıklamalar gelme ihtimali Powell tarafından zor. Burada benim açımdan ürkütücü olan veya pound'da biraz soğuk durmama neden olan şey aslında son alınan önlemler. Yani Covid önlemleri, işte 6 kişiden fazla bir araya gelmeyecek, toplantı özel mekanlarda, evlerde bile vesaire açıklamalarının yaratacağı etki. Çünkü önümüzdeki aylarda bu konu, her zaman söylüyorum, grip, nezle, alerji, Covid hepsi birbirine karışacak. Ekonomi açısından çok kritik olacak. Dolayısıyla bu tip açıklamalar muhtemelen ekonomik aktiviteyi yavaşlatacak, rahatsız edecek, insanların güveninin azaldığı bir noktadayız zaten. O yüzden pound'a ben Brexit'le sadece bakmıyorum. Brexit konusunun çözülmesiyle hızlı bir toparlanma olacaktır. Ama bu yasakların ne kadar süre kalacağı, devam edeceği asıl kur hareketini gerçekleştirecek. Dolayısıyla yasak aktivitenin azaldığı her türlü adımı bir zayıflama gerekçesi olarak görüyorum. Altın tarafında da çok yeni bir şey söyleyemeyeceğim çünkü sıkışma devam ediyor. Dün bir toparlanma yaşadı. Günün sonunda tamamını hareketin geri verdik. Şurada da görüyorsunuz. Zaten aşağı tarafta 1910 kırılamıyor. Yukarı tarafta da şu sıkışıklığın içinden çıkamıyoruz. Acele etmeye gerek yok. Buradaki trendi bozan bir düzeltme ile karşı karşıya değiliz ama bir düzeltme ile karşı karşıya olduğumuz çok net. Dolayısıyla 1910'un kırılması daha derin bir düzeltmeye de neden olacağı için hala beklemekte fayda var. Hangi tarafa doğru bir kurtulma olursa oraya doğru hareket edilebilir diye düşünüyorum. Gümüş için de aynı şey geçerli. Orada da 26-20'lerin kırılması durumunda. 24.50'lere doğru bir geri çekilme olacak. Görüyorsunuz burada da bir sıkışma içindeyiz. O yüzden çok acele etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi buradaki asıl hareket etmemiş olan değerli metal platinyum. Burada tabii dünkü notumda paylaştım. Bunun temel bir gerekçesi var. Yani insanlar unuttuğu için gitmiyor değil. Temel bir gerekçesi var. Ama 1035 seviyesi kırıldığı takdirde, çünkü şurada çok net bir band içinde aslında. Aşağı tarafta görüyorsunuz, aşağı yukarı 750-800 civarı var. Yukarı tarafta baktığınızda 1035 seviyeleri var. 1035 kırıldığı zaman çok sert bir şekilde yukarı bir hareket yakalayacağız burada. Yani gümüşe yakın sertlikte bir hareket yakalayacağız. Fiyatların bu kadar düşük olması arz tarafında yatırımları vesaire de engelliyor. Dolayısıyla yakından takip ediyorum ama tekrar söylüyorum, 1035 seviyesi kırıldığında harekete geçeceğim. Şimdi genelde piyasada biliyorsunuz palladium, platinyum
şeyine bakılır, spreadine bakılır. Mantıklı da zaten çünkü birbirinin ikamesi olan iki değerli metal, ama bu gösterge, yani paladyum, platinyum paritesine baktığımızda aslında endüstriyel bir kullanım paritesine bakıyoruz. Şu anda değerli metal olarak ben platinyumu takip ediyorum, ucuzluğunu düşünüyorum. Çünkü piyasa hikayelerine paralel takip etmek lazım. Piyasa benim katılıp katılmamam önemli değil. Eğer bir enflasyon hikayesi, dolarda değer kaybı hikayesi satın alıyorsa endüstriyel bir hikaye satın almıyor demektir. Dolayısıyla platinyuma da endüstriyel gözle bakıyorum. Otomotivde olanlar vesaire temelde çok önemli gelişmeler, ama değerli metal gözlüğüyle de bakmakta fayda var. Böyle baktığımız zaman platinyum paladyum paritesinden ziyade altın platinyum paritesi daha mantıklı. Ve dün paylaştığım daha detaylı olarak ortalama vesaire seviyeleri, burada gördüğümüz altında aşırı bir pahalılık tırnak içinde söz konusu platinyuma, dolayısıyla 1035'in kırılması durumunda çok sert bir burada da düzeltme söz konusu olacaktır. O açıdan da elbette takip ediyorum. Petrol tarafı geldi, bir değişiklik yok. OPEC'i bekliyoruz, ama bir yandan da aslında ekonomide bir yataya dönme söz konusu oluyor. O V olarak gördüğünüz toparlanmanın reel ekonomi etkisi pek görüldüğü gibi değil. Dolayısıyla o V hikayesinin de ben çok doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Ama başka zamanın konusu. Buradaki benim açımdan asıl önemli olan, daha önce de söyledim, enflasyon göstergelerini nasıl etkilediği. Petrolde daha büyük bir düşüş yaşadığımız durumunda enflasyon göstergelerinde de daha sert bir kırılma olacaktır. Zaten şu anda Powell açıklamasının nötralize edildiği bir seviyedeyiz. Dolayısıyla bu açıdan takip ediyorum petrolü. 10 yıllıklara baktığımızda görüyorsunuz aynı seviyelerdeyiz. Buradaki uyumsuzluk vesaire hala devam ediyor. Çok bir değişiklik yok. Dolayısıyla ara zıplamalar görme ihtimalimiz hala var. Öte yandan piyasanın satıcılı olması durumunda çok da yukarıya gidemeyecektir. Yani şu seviyeyle %1 ile sınırlandırabiliriz. %1'in üzerine doğru giden bir harekette ya Amerikan hükümetine doğru bir tedirginlik var. İşte yeni yeni tabii düzenli olarak burada ihraçlar hala geliyor. Dolayısıyla piyasa daha yüksek bir risk primi istiyor diyebiliriz, veya gerçekten enflasyon tarafında bir rahatsızlık oluşmaya başladı. Onun yansıması diyebiliriz, ama şu an için çok yukarı bir baskı gözükmüyor. 0.90'lar aşılmadığı sürece de burada yönün, trendin değiştiğini söylemek için erken diye düşünüyorum. Bitcoin tarafına gelirsek, Bitcoin tarafında dün ECB'nin de sabah notunda açıkladığım gibi dijital parayla ilgili çalışması devam ediyor. Yakın vadede bir açıklama yapacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konuyla ilgili işe alım ilanları yayınlıyor. Yani bütün merkez bankalarının konuya sıcak olduğunu görüyoruz. Tabii 2-3 yıl önce tartışsaydık bu konuyu, bu konuda ayrı bir videoda çektiğim için çok detaylandırmayacağım, bunu çok pozitif görürdüm bilinirlik açısından, ama şu anda merkez bankaları biraz köşeye sıkıştıklarından dolayı, para politikası başta olmak üzere veya rekabetten korktuklarından dolayı bunu yapıyorlar. O yüzden merkez bankalarının kendi dijital paralarını öne çıkarmaları, piyasaya sürmeleri iyi bir haber mi, kötü bir haber mi? Ben şüpheci yaklaşanlardanım. Tabii çok pozitif olduğunu düşünenler de var. Ben dediğim gibi biraz da şüpheci yaklaşıyorum. Hem kurum değeri konusunda o beklentiler çok doğru değil bence. Hem de Bitcoin ile ilişkileri açısından farklı noktalara, negatif noktalara götürebilir bizi. Ama günün sonunda şurada son videoda bahsettiğim trend kırılması hala geçerli. Dolayısıyla yukarıya doğru biraz daha atak yapmadığı sürece, şu trende dönmediği sürece Bitcoin üzerindeki satış baskısı bitti diyemeyiz diye düşünüyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.